Dertler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Bazılarınızın kardeşi, kiminizin arkadaşı, birçoğunuz için de yolda yanından fark etmeden geçtiğiniz herhangi biri. Oysa 15 Temmuz 2016 gecesinden sonra ben sizin her şeyinizim. Özgürce içinize çektiğiniz hava, çocuğunuzun başına okşayan elleriniz, geleceğe dair kurduğunuz hayalleriniz, hepsinde ben varım. Canımla, kanımla. Ben Gökhan. Bu dünyadaki günlerimi tek tek dizdim tesbihe. İmamesi Türkiye olan bir zikrin tanesiyim. Rabbim beni kabul et. Amin. Değerlerine bağlı bir insandı. Vatanını, milletini severdi. Genelde muhabbetlerimiz o yönden olurdu. Tarih okurdu, sürekli kitaplar okurdu. Muhabbeti severdi. Sevilen bir insandı etrafında. Zararı dokunmazdı pek kimseye. Yardımcı olmaya çalışırdı. Biraz da böyle korkusuzdu. Zaten o gece de bunu herkese gösterdi fazlasıyla. Ailesine düşkün bir insandı. Annesini çok severdi, sürekli arardı. Tesbihi vardı, tesbihleri severdi. Tesbih çekerdi. Bir tesbih alışkanlığı vardı yani. Meraklıydı tesbihleri. Ben Gökhan. Yarına geç kalmamak için dünü karış karış adımlayan Gökhan. Tarihte bugünü arayan, aradıkça insanlardan kaçıp kitaplara, kitaplardan kaçıp insanlara sığınan, kanına karışan eski zaman hikayelerinde nice yiğitlik anıtı, nice destan bulan, kağıdın üzerine yapışan mürekkep gibi kaderini bu ülkenin özgürlüğüne iliştiren Gökhan, bütün kitapları tek bir kitabı daha iyi anlamak için okuyan, oku diye seslenilen peygamberin şefaatine talip olan, ben Gökhan, hepinizde biraz olan. Yemek yemeyi çok severdi. Kendine yemek yapmayı çok severdi. Girerdi mutfağa kendi başına. Sürekli bir şeyler yapardı. Bazen biz annemle otururduk, bir bakardık, bu yemekleri hazırlamış, hadi kalkın, hadi kalkın. O bizi şey yapardı. Çok temizlik yapardı, temizlik yapmayı da severdi. Hobi olarak tarihi araştırmayı severdi. Sürekli tarihe yönelir, onlara önem verirdi. Bizden daha fazla bağlıydı bu konulara. Onun dışında özellikle bir hobisi yok. Pek öyle sporla falan ilgilenmezdi. Hareketli değildi ama okurdu yani, araştırırdı. Kitap falan okurdu. İşte kendi çapımızda siyasi muhabbetlerimiz olurdu. Muhabbet etmeyi severdi. Gel, sen yol getir. Tamam hadi. Ya buradan, buradan. Benim öğretmenim çok tatlı ama hiçbir şey söylemiyor. Güzel değil mi? Ben Gökhan. Cennet bahçelerini nedensiz çocuk kahkahalarıyla birlikte düşledim hep. Çocuk demek sebepsiz mutluluk demek. Hesapsız sevgi demek. Unutulmuş eski günler demek. Gözlerinde yaş görmemek için, gülümsemeleri sönmesin diye
özgür bir Türkiye adına savaşmak demek. Masumiyetin ve merhametin diyarında göğsüme iman dolduran Rabbime şükürler olsun. Biliyorum ki ancak şehitler çocuklar kadar tertemiz Hakk'a yürürler. Gökhan abim çok çabuk sinirlenen, bir o kadar da çabuk sakinleşen, eğlenceli, gezmeyi seven, böyle keyifli vakit geçirmeyi seven biriydi. Çok alıngandı, küserdi, çocuk gibiydi. Çocukları çok severdi. Benim çocuklarım var, onlara çok düşkündü. Özellikle küçük oğluma hastalandığı zaman falan bana kızardı, sen bakamıyorsun çocuğa diye. Bazen tartışma derecesine bile getirirdi onu. Çok fazla düşkündü. Severdi, vakit geçirmeyi severdi. Söylerdi mesela oturduğumuz yerden, hadi gidelim parka, çocukları parka götürelim diye. Sürekli beni bırakırdı onlar, onun ellerinden tutar, onlar önde giderlerdi. Onlar da ona düşkündü. Beraber durduk yere çıkardık, gezmeye çıkardık, alışveriş severdi, birilerine bir şeyler yapmayı severdi. Birlikte çıkardık, gezerdik. Zaten son birkaç senedir en çok yaptığımız şey çocuklarla birlikte parka gitmekti. Ben otururdum, o ilgilenirdi sürekli, onların peşinde koşardı, onlarla ilgilenirdi, sürekli onlara bir şeyler alırdı. Onlar da benden daha çok onunla vakit geçirmeyi severdi. Ben Gökhan, tahtım da bahtım da Rabbime emanet. Özlemlerim, heveslerim, hayallerim tek bir gecenin şanlı azametine feda. Temmuz'un 15'ine gün almış benim için kader. Doğduğum gün kulağıma okunan ezanda, beni kucağına alan annemin sıcağında saklıymış şehadet. Elbet ben de isterdim. Kapımı açan gül yüzlü bir eşim, baba diye bacaklarıma dolanan evlatlarım olsun. Elbet isterdim. Ama Rabbimin rızasını daha çok istedim. Özgür Türkiye'nin yarınlarındaki eşler, babalar ve çocuklar için Rabbim beni seçti canını siper etmek üzere. Eyvallah. Rahatsız olduğu için hani bir şeyle yapamıyorduk. Devamlı zaten bir yaşamadı. Böyle kaza olur, hasta olursa gelirdi yanıma. Gelse de yine gezerdi, tozardı. Anne beni evlendirmeyeceğim artık. Evlendir beni. Evlendirmeyeceğim. İşte rahatsız olduğu için de pek şey yapamıyordu. Hele oğlum sen işini kur. İşini neyin kur ondan sonra. İşte işini de kurdu, çok sürmedi zaten. Bir sen iki senemle çalıştı. Hani bunu da yuvasına kurum artık demiyor ben başlarken. Rabbim benim. Kendi yuvasını kendi kurdu. Evlenmek de en büyük hayalim. Hani benden bir yuvamı kurum artık. Evlenmek çok isterdi. Oğlum dedim işte dediğim gibi bir işimi kuralım. Hani sen kendini de biraz toparla. Her gün kaza, her gün şey. Sen birazcık kendini toparla. Evlendireceğim yavrum dedim. Bir kızla da hani konuşuyorlardı. Onunla şey yapmak isterdim yani ama kızı da getirdi eve, tanıştırdı. İşte aradım. Yetişemedik. Bırakmadılar. Evlenmeyi istiyordu. Yani yaşı da gelmişti artık, 35 yaşlarında. Aradığını bulamıyordu veya karşısına çıkmıyordu. Nasip bu işler tabii. Evlenmeyi isterdi yani. Ki ben de onun düğününü görmeyi çok isterdim. Ama nasip değilmiş. Ben Gökhan.
Gözlerimin gördüğü bütün güzelliklerde sevdiklerimden işaretler görürüm. Gördükçe içimde merhamet adlı bir nehir çağlar. Nasıl da çiçeklenir kalbimde sevdikleri için yaşamak dürtüsü. Nasıl da filizlenir ruhumda sevdikleri için ölmek arzusu. İnsanlar bilmez, kalbimin üstünde taşıdığım o uçsuz bucaksız aşk ülkesini. Dilim gitmez anlatmaya. Telaşlı birisi zannederler bana baktıkça. Dudaklarımdan sıcak ve duru kelimeler dökülür, ellerimi havaya kaldırdıkça. Tarihten bir hava titreyerek avuçlarıma konar. Ben Türkiye'yi anladıkça, ekmek daha sıcak, kediler daha uysal, su daha serin olur. Az anlattım, çok anlasın beni hatırlayanlar. İzniyle birlikte şey bayram izni bir denk gelmişti. Bayramdan bir hafta sonra falan hala bizdeydi. Gitmemişti. Dedim dönüşün ne zaman, senin ne zaman başlayacaksın, tek iş başı ne zaman yapacaksın diye. Şimdi dedi bir gidersem dedi bir daha beni zor göreceksiniz dedi. Hani bunu gerçekten hissederek mi söyledi, ne açıdan söyledi hala merak ediyorum. Zaten çok geçmeden kalkmıştı, gitmişti iki gibi. Bize dedi, hadi sizi çınar altına götüreyim, çay ısmarlayayım diye. Biz de kalabalıklık dedik, bu evde oturalım, hep bir arada alalım dedi. Yok o zaman dedi, ben gidiyorum dedi, duramadı. O gün de zaten yerinde duramıyordu. Sürekli bir kıpır kıpırdı, oradan kalkıyor, oraya oturuyordu, oradan kalkıyor, oraya oturuyordu. Sürekli bir hareket halindeydi. Bu şekilde çıktı gitti, zaten akşam oldu. Yani çok güzel başlamıştı 15 Temmuz sabahı. Çok güzel geçiyordu. Dedim yani bir gün bu kadar güzel başlar da ancak bu şekilde bitebilirdi. Bu kadar kötü olabilirdi. Evde 3 bekar erkek kalmıştı. 3 abim bekardı. Hayali olarak o 2 abimi de evlendirip annem de kırklar eline yanına almaktı. Hani orada yaşamaya devam etmekti. Bu sene aklına bana onu bayağı bir koymuştu. İşte bunları da evlendirelim de bir an önce annem benim yanıma gelsin, İstanbul'da ne yapacak diye. Sürekli onu söylerdi. Araba almayı çok istiyordu. Ki aldı da onu ama daha senesi dolmadan bayağı bir kazalar yaptı, şeyler yaptı. Çok panikti. Böyle ani hareketleri, panik, böyle duymaz, durmaz, anında, yapacağı şeyleri anında yapardı. O biraz ona sıkıntı yaratıyordu. Ben Gökhan Esen, şehit Gökhan Esen. Burası Çengelköy, Türkiye'nin huzuruna bir kardeşlik adağımız oldu. Ben şehit, kardeşim gazi, kabul et Rabbim. Bazen rüzgar yüzünüze şefkatli bir el gibi dokunur ve siz Allah'ın ayetlerini hissedersiniz. Bana da şehadet ayağın oldu tam burada. Ey erken vakitlerin efendisi, ey mazlumun ahında parlanan ateşin efendisi, ey sabahın bir yerine umudu konduran, ey bu canı bu tene emanet eden, ey yapamadıklarımdan, söyleyemediklerimden, hatalarımdan ve eksiklerimden beni azat eden, benden razı ol. Hazreti Hamza'nın, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin ve cümle şühedanın yoldaşı kıl beni. Ruiz-i mahşerde, onların sancağının altında bir küçük gölgede bana nasip et. 15 Temmuz 2016. En sevdiğime kavuşma günü. Beni kabul et. Beni. O buradaydı, izne gelmişti. İşte ben erken çıkmıştım o gün evden. Hatta o gün sabah bize kahvaltıya gelmiş. Oturmuşlar falan. Ondan sonra hani ne yaptığını bilmiyorum işte. Evden öğleye doğru çıkmış.
İşte ben de işlerim vardı. Akşamüstü falan geldim. Evde uzanıyordum böyle. Eşim de dizi izliyordu. Sonra abim aradı işte. Hani darbe oluyor falan diye. Ben inanmadım tabii. Hani böyle bir şey olmaz dedim yani. Şu anki durumda güçlüyüz dedim yani. Ondan sonra o kanalı açtım. İşte köprüyü falan kapatmışlar. Ama sadece orayı gösteriyorlar. Hani dedim bunlar bertaraf edilir, bu çözülür yani. Bu iki tanklı olacak iş değil. İşte sonra Cumhurbaşkanımız çıktı. Durumun vahim olduğunu o an anladık yani. Sonra telefonlaştık işte kayınçolarımla. Onlar da işte çıkmaya hazır vaziyette bekliyormuş. Beraber aşağı indik. İlk Volkan Esen, küçük kayınçom, o vuruldu. Zaten biz aşağı inerken bir grup geri dönüyordu. Bizden önce birkaç kişi vurulmuş. Biz dönmedik, zaten rahmetli de en öndeydi. Devam ettik. İndik, bir 15 dakika sonra Volkan bacağından vuruldu. İşte yolun bir tarafında biz vardık, bir tarafta Volkan. Tabi orada rahmetli devam etmiş ama ben görmedim. Volkan da abisini görüyor. Onun peşine gitmek için adımını attığı anda işte kurşun yerden sekip kasığından giriyor. Önce parmağını koparıyor, sonra kasığa. Sonra ben karşıya geçtim işte. Volkan'ı aldık. Bir araç vardı orada, sağ olsun bir kardeşimiz. Arabasını çekti geri geri. Araca bindirdik. Medevi Hastanesi zaten tam bir kaostu yani. Hemşireler yetişmiyor, bir sürü yaralı var. İnsanlar panik. İşte Volkan'ı bir sedyeye yatırdım orada. Sonra benim arkadaşım vardı orada. Arkadaşımı aradım, beraber inmiştik zaten bir grup halinde. Dedim ki büyük kayınçom orada. Hani dedim ona sahip çıkın, zaten küçüğü vuruldu. O bana telefonda söylememiş. Zaten o da vurulmuş, o an göğsünden yemiş kurşun. Bir 15 dakika sonra da o geldi. Orada tabii ambulans bekliyoruz. Ambulans yok. İşte kalp masajı falan yapılıyor. Ayrıyeten epilepsi nöbeti geçiriyor aynı anda. Sonra ben orada birkaç kişiyle görüştüm işte. Dedim bizim evde sağlığın ambulansları var. Bu ambulansları alalım. Bu beklemeyle olmayacak yani. Bu insanlar burada ölüyor. Herkes kan kaybediyor. Bunları büyük hastanelere götürmemiz lazım bir şekilde. Oradan işte iki tane hiç tanımadığım insan. Onların aracına bindik. Zaten Kısıklı'ya kadar gidebildik. Tanklar vardı işte, itfaiye araçları falan. Belediyenin araçları, yolları kapatmışlar. Oradan ben arabadan indim, devam ettim. Üsküdar'daki birime gittim evde sağlığım. İlk gittiğimde kimse yoktu işte, o ön kapının camını kırdım. Anahtarların yerini bir arkadaşımdan öğrendim telefon açıp. Ambulansını aldık ama o kart var, kart okuma sistemi var. Tabii ambulansa gitmeden güvenlikler geldi. İşte onlar da telefon ediyorlar tabii. Onlara telefonda vermeyin ambulansı dediğini. Biraz kavga dövüş ediyoruz. Tabii dinlemiyorum ben orada. Ambulansa biniyorum ama çalıştıramıyoruz dediğim gibi. Kart arıyorum, hiçbir yerde bulamıyoruz. Oradan baktım çare yok. Bu sefer işte kayınçolarım aklımda. Dedim nereye götürürler, eğer götürebilmişlerse numuneyi götürmüşlerdir. O sırada abimlerle haberleşmiş galiba. Benim haberim yoktu işte. 12.30'a doğru aradım. Eşim indikten sonra bir yarım saat sonra falan aradım. Dedim ne yapıyorsun, neredesin? Bizim evin yokuşu bayağı yüksek, böyle çıkarken böyle insan nefes nefese kalıyor. Eşimi aradım, nefes nefeseydi. Dedi kapat, ben seni arayacağım dedi. Dedim herhalde geri dönüyor, geri geliyor dedi. Ne oldu dedi? Dedi abim vuruldu dedi. Ayağından vuruldu dedi. Onu hastaneye yetiştiriyorum dedi. Abim dedim, yani ne alaka, abim
yanında mıydık dedim. Volkan da benimle beraberdi dedi. Gazi olan abim için. Hemen telefonu kapattı. Ondan sonra zaman geçti, duramadım. 5-10 dakika sonra tekrardan aradım. Dedim ne oldu? Yani anlat bana, bir şey söyle. Yine aynı şekilde ben de seni arayacağım, kapat. Ondan sonra ben, en büyük abimiz var. Ataşehir'de oturuyor. Onu aradım. Dedim abi bir şey oldu, bana söylemiyor. Ara öğren diye, merak ediyorum diye. Bu sırada da ben diğer büyük şehit olan abimi arıyorum. Gökhan abimi arıyorum. Şimdi o gazi olanla şehit olan abi sürekli bir aradalardı. Sürekli birbirleriyle vakit geçirirlerdi. Biri neredeyse o da oradaydı. İzne geldikleri zaman. Ona ulaşamadım hiçbir şey. Kaç kere aradım, ona ulaşamadım. En sonunda onu da dedim. Dedim abime söyledim, Gökhan abime de ulaşamıyorum. Volkan abime hastaneye gidiyormuş. Ne olmuş, ne bitmiş öğren, bana söyle diye. O sırada 5 dakika sonra falan eşimle tekrardan görüştüm. Dedi ciddi bir şey yok. Ayağından vuruldu. Şimdi onu hastaneye yetiştiriyoruz dedi. Gökhan abim nerede dedi. Onu bilmiyorum dedi. Ben dedi Volkan'ı aldım dedi. Yetiştiriyorum onu dedi. Gökhan vardı dersiniz çocuklarınız o geceyi sorduklarında. Hiç tanışmamıştık. Beraber bir bardak çay dahi içmişliğimiz yoktu. Ama Allah yolunda vatanımızı daha bir vatan yapmak için canını feda etti. Yani senin için kendini feda etti deyin onlara. Çünkü bu topraklarda zulüm payidar olmaz. Bir Gökhan çıkar, bir Ömer çıkar, bir Burhan çıkar ve dikilir zalimin karşısına. Anlatın onlara, hiç tanımadığınız kardeşinizi anlatın. Bu bayrak altında onlara canlarından daha yakın milyonlarca kardeşleri olduğunu anlatın. Onlara Türkiye'yi anlatın. Ömrümüzden alıp ömrüne kattığımız Türkiye'yi, annelerini ve onların dualarında parlayan yıldızlar gibi gökleri olan Türkiye'yi anlatın. Kardeşlerim, biz şehitlerin nesliyiz. Biz şehitlerin suladığı bu topraklarda yetişmişiz. Şehadet bizim için korkulacak bir makam değil, ulaşılması gereken bir makamdır. Onlar ölü değildir. Onlar diridirler. Ama siz bilemezsiniz.